Evime böylesine ayrılamayız biz. Seni görmemeye katlanamam ben. İzin ver gideyim Nazlı. Ver. Son bir defa öpeyim. Hayır Emin, hayır. Son defa değil. Sensiz yapamam. Sensiz ölürüm ben. Yalvarırım sevgilim. Hiç olmazsa ayda yılda bir olsun göreyim seni. İsterse senede bir gün olsun. Nerede? Burada. Her sene. Bugün. Ömrümüz oldukça. Peki Nazlı. Ömrüm oldukça her sene bugün buraya sana geleceğim. Bir gün. Yalnız senede bir gün. Allah'ım. Hayatımın ondan ötesi bu bir tek günü beklemekle geçti. Her senenin aynı gününde, aynı saatte, aynı yerde buluştuk. Sözümde durdum Nazlı. Sözünde durdun Emin. Şurada bir çardak var Nazlı. Orada oturalım. Oturalım Emin. Orası bizim yerimiz olsun. Aşıklar için. Taze ve güzelsin Nazlı. Yıllar seni eskitemiyor. Yıllar aşkımızı eskitemiyor Emin. Seneler saçlarımızı ağartmış, yüzlerimizi soldurmuştu. Ama o büyük, o güzel his, taze bir çiçek gibi yaşıyordu içimizde. Kim bunlar? Kim olduklarını bilmem. Bana kalırsa bir gönül hikayesi. Senede bir gün ama yalnız bir gün gelirler, saatlerce oturur konuşurlar el ele. Tuhaf şey. Güzel şey. Çiçeklerini götüreyim. Gün gelir de beni burada bulamazsan, bil ki ölmüşümdür Nazlım. Bir gün gelir de seni burada bulamazsam, bil ki ölürüm Emin. Sus Nazlım. (Gülüyor)
Hayır Emin, geleceksin. Seni her zaman her yerde en büyük sevgi ve hasretimle bekledim. Sen de daima geldin. Tıpkı o ilk günlerimizdeki gibi. Ben kalbi çarpa çarpa bekledim. Sen kalbin çarpa çarpa geldin. O günlerimiz ne güzeldi değil mi sevgilim? Doğup büyüdüğümüz yerler, anavatandan kopmuş zavallı bir yurt parçası, bedbaht ve güzel Yanbolu kasabası. Emin, o mübarek topraklara düşman çizmesi değmeseydi bizim sonumuz bu olmazdı elbet. Cennet yeşili topraklarda seni beklediğim o cennet günler bir ömür boyunca sürüp gidecek sanırdım Emin. O günler, o güzel günler. Hatırlıyor musun sevgilim? Fala bakma Nazlım. Geldim. Emin. Beklettim seni Nazlım. Çiftlikte bir telaş oldu da kusura bakma. Senin kusuruna da canım kurban olsun Emin. Beklerim ne çıkar? Yeter ki sen gelecek ol. Bak ne yaptım seni beklerken. Bak hele. Şimdilik yalnız senin adını oyabildim. Sonra benimkini de yazıp şöyle bir kalp içine alacağım. İyi mi? İyi ama baban çiftliğindeki ağaçların çakıyla oyulduğunu görürse ne der bana? Hı, kızın yaptı dersin. Hem babam ne karışır? Burada baş sensin. Baban buranın sahibi. Sen de buranın sahibisin. Kimse laf edemez sana. Keşke öyle olsaydın Nazlım. Emin, bir şey mi var? Keyfini mi kaçırdılar senin? Yoksa babam yahut ağam... Babanla ağana canım feda. Biri öz babam, diğeri canım arkadaşım. Benim derdim o Kiril olacak herifle. Kiril mi? Burada da mı o? Her yerde o. Omuzuna iki yıldız takmış ya, çalımından zulmünden geçilmiyor. Çiftliğe geldi bir alay askerle, silah dedi aradı, asker kaçağı dedi, ırgatlara eziyet etti. Bir densizlik ki sorma. Şikayet etmeli bu zalimi. Daha büyük zalimlere mi? Rahmetli babam Türk'ün başına ne geldiyse eski uşaklarından geldi derdi. Yurdumuz anavatanda kopunca bunların esiri olduk işte. Artık İstanbul karışmıyor mu bize? Karışmıyor Nazlım. Tek koruyanımız Allah artık bizim. Bırak iyi şeyler konuşalım. Ağamla yengem konuşurken duydum. Bizi artık baş göz edeceklermiş. Bana da açtı Osman. Bugün yarın dedi. Yüreğin hop etmedi mi Emin? Benim yüreğim bende mi ki Nazlım? Susadım. Hadi beni çiftliğe götür, taze ayran içelim. Hey, Musa dayı, yavaş ol. Olan bir gülsün. Her zaman gamlıyım, her zaman üzgün. Gönlümde açmadan solan bir gülsün. Her zaman gamlıyım, her zaman üzgün. Beklerim yolunu aylar boyunca. Yeter ki gel bana senede bir gün, senede bir gün.
Ağarsın saçlarım, solsun yanağım, adını anmaktan yansın dudağım. Bu aşka canımı adayacağım. Yeter ki gel bana senede bir gün, senede bir gün, senede bir gün, senede bir gün. Otur. Anlat. Her zamanki yerde buluştular. Sonra arabayla çiftliğe gittiler. Gene buluştular ha? Evet. Her gün beraberler. Kızın abisini çağır demiştim. Çağırdım. Şimdi gelecek kire çorbacı. Geldim bile. Hayrola çorbacı? Beni istemişsin. Otur. Şarap. Sağ ol. Buyur bakalım çorbacı. Osman, seni severim. Baban da iyi adamdır. Ama o mesele canımı sıkmaya başladı. Bizce öyle bir mesele yok çorbacı. Var. Kardeşini babandan istedim olmaz dedi. Bizde başka dinden olanla evlenmek yoktur. Osman, baban yaşlı adam. Laf anlatamadım. Sen daha akıllısın. Gel bu işi güzellikle halledelim. Kardeşinden vazgeçmem ben. Kardeşim sözlü. Nişanlı. Yakında evlenecek. Biraz zor olmaz mı bu? Olsun. Biz Türkler zora gelmekten hoşlanırız. Laf kolay ama iş oraya dökülmese iyi olur. Sen işi oraya dökmesen iyi olur. Otur. Bir dostluk çayı iç. Tehditle dostluk olmaz çorbacı. Hoşça kalın. Şarap. Neymiş, ne istiyor? Hiç, aldırma. Canın sıkılmış senin. Her zamanki hikaye. Aklı sıra tehdit ediyor. Hayrola gospodinler, yol mu kesiyoruz? Seninle işimiz yok, aç yıl sen. Kirilin köpekleri. Köpeksiz! Turp gibiyim. Hadi eve. Geç oldu. Çiftlikte olmam lazım. Hepsine selam. Gelin kızım. Nerede kaldı kocam? Geldi efendi baba. Şimdi iner. İyi. Hatun, şu çorbayı getir. Nerede kaldın evlat? Yine o kör olası kiril zındığı baba. Espanallah. Ne laf anlamaz gavur bu? Senden medet bulamayınca tehdit yollu beni sıkıştırdı. Yere batası sarhoş. Kızım kala kala o kafire mi kalmış? Baba, bugün Emin'le konuştum. Söz verdim oğlana. Şunların düğünlerini yapıverelim artık. Nadas'tan sonra yaparız dedi ki evlat. Nadas'tan önce oğlu versin baba. Neleri eksik ki? Torunumun sübiği bile hazır. Ha baba, perşembeye yapalım mı bu işi? Oh, hemen bu perşembeye mi? Zilhicre'nin 15'i, uğurlu gün. Ah iyi ya kadınım, öyle olsun. Gerisini sen düşün. 100 kişiye pilav zerde kolay mı? 300 olsun. Gelinimle ben sıvarız kolları. Ha? Nerede bu kız? Çağırsana Nazlı'yı.
Yoksa daha iyisi oldu. Sizin düğün için karar kılındı. Deme yenge. Ne zaman? Hemen bu perşembeye. Kandırma beni yenge. Vallahi doğru söylüyorum. Ağan diretti babana. Anan da yardımcı oldu. Hadi iyi verdi baba. Ver bakalım müjdemi. Müjdenin böylesine canımı al yenge. Kurban olsun yengen sana. Yoksa gene mi o? Mutlaka odur. Allah kahretsin! Osman'ı düşünmesem çeker vururdum Yezid'i. Yeter Kiril! Bu kızdan sana hayır yok! Armanını yakacağım, evini uçuracağım, geri alacağım o kızı! Ey ben Nazlı! Ne var moruk? Ayıp Kiril Çorbacı, ayıp! Müslüman mahallesinde olmaz bunlar! Git be! Bitti mi? Bitti Emin! Bu ağaç yüzyıllarca yaşayacak! Atlarımız senden benden sonra da bu ağacın bağrında, bu kalbin içinde duracak! Belki de çocuklarımız okuyacak. Torunlarımız okuyacak. Emin ve Nazlı, Leyla ile Mecnun, Ferhat'la Şirin gibi. Onların sonu iyi gelmemiş Nazlı'm. Bizimki iyi gelir inşallah. İnşallah sevgilim. Saçların? Nazlı'm saçlarına ne oldu? Sana çevre oldu Emin. Bak, bak. Güzel mi? Güzel de ne demek? Ama saçların çok güzeldi Nazlı. Gene uzar Emin. Benim için bunu da yaptın öyle mi? Bu adeti ninemden dinlemiştim. Nişanlısını çok seven kızlar düğüne yakın saçlarını hibe ederlermiş sevdiklerine. Böyle bir çevre yaparlarmış. Ben de sana yaptım. Oh, Nazlım, Nazlım. Erkeğine saçını süpürge etmeyen kadına kadın demem derdi ninem. Bu o demekmiş. Bir gün ölürsem yüzüme bunu örtsünler. Sus Emin. Yel alsın ağzından. Emin. Nazlım. Kaç gün kaldı? 6 gün var. 6 gün sonra dünyalar benim olacak. 6 gün sonra sen benim olacaksın. Yarından sonra Nazlım, şehre mal götüreceğim bu gece trenle. Buyur abi. Hizmet edenlerin çok olsun Nazlı. Sağ ol abi. Açın kapıyı! Açın kapıyı! Selamün aleyküm, rahmetullahi selam. Hayırdır inşallah. Açın kapıyı! Kim o? Kanun! Açın kapıyı! Açma baba! Abime kötülük yapacak! Osman, arka kapıdan kaç! Açın kapıyı yoksa kırarız! Kiril efendi, gene ne yapmak niyetin? Vazifemi, silah arıyoruz! Bizde silah ne gezer? Onu şimdi görürüz, arayın! Kiril efendi, benim evim yol geçen hanı değil! Çizmeleriyle saldın adamlarını! O çizmeler girdiği yere nizam getirir! Eşkıyalık nizamı mı? Sus köpek! Sizde silah yok ha? Bunlara silah mı derler sizde? Biri bozuk av tüfeği, öteki paslı çakar almaz! Bir hatıra! Kimin bunlar? Benim!
Getirin bunu. Sabah şerifler hayrolsun Nazlı Hanım. Hiç de hayırlı bir sabah değil Salih Efendi amca. Osman'ı götürdüler. Ağam zindanda. Duydum kızım. Hatta sana bir de haberim var. Osman'ın gidişi iyi değil. Onu kurtarmak senin elinde, yoksa... Yoksa ne? Ne yapabilirler abime? Ne suçu var ki? Suça bakan kim? Kaçıyordu derler, arkadan vururlar. Adamın hesabını soran mı var burada? Ben ne yapabilirim sanıyorsun Salih Efendi? Kiril! Yo, yanlış anlama. O kadar kötü bir adam değil o. Gelsin konuşalım, Osman'ı kurtarırız diyor. Osman'ı yok yere hapse atan o. O ama gene de kıymak istemez senin kardeşine. Git bir görüş, ne var? Nereye? Öğlen üstü dere boyunda bekleyecek. Bir uğrasın dedi 5 dakika. Gidecek misin? Gideceğim yenge. Başka çaremiz yok. Gitme Nazlı. En iyisi koş Emin'e haber ver. Emin ne yapsın yenge? Bir de onu atarlar içeri. Abimi kurtarmak için son bir ümit de olsa gidip konuşayım şu yezekle. Ya sana maazallah. Hiç korkma. Ben kendimi korurum. Hemen mi gidiyorsun? Öyle üstü demiş. Allah seni korusun Nazlı. Benimle konuşmak istemişsin. Geleceğini biliyordum. Oturalım mı şöyle? Oturmaya gelmedim. Abimi haksız yere götürdün. Onu bize geri verirseniz hepimizin duasını alırsınız. Bana dua lazım değil güzelim. Ama bize abimin hayatı, hürriyeti lazım. Hiçbir suçu yok onun. Kim bilir, belki de vardır. Yalan, iftira! Neymiş ki suçu? Bana karşı geldi. Yaralı mısın? Nasıl bıraktılar seni? Kaçtım Zeynep. Nerede bizimkiler? Durmaya gelmez. Gidelim buradan. Baban yanaşmaz buna. Uzatma Zeynep, duramayız. Çağır bana Nazlı'yı. Nazlı yok. Çiftlikte mi? Dışarıda. Evet Osman. Senin için. Kiril'le konuşmaya git. Neler söylüyorsun? Evet, senin için konuşmaya git. Ne? Ne olur çocuk olma, yalvarırım Osman! 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 Ben bunları taşıdıkça bu kasabada her istediğimi yaparım. Abim bunu anlamadı. Kaldı ki istediğim kötü bir şey değildi. Sendin güzelim. Rica ederim, işi oraya dökmeyin gene. Yoksa hemen giderim. Gidemezsin. Bir yere gidemezsin. Bırak, bırak, öldürürüm seni. Öldür ama önce benim oğlum. Alçak, alçak. Seni!
Nerede kaldı bu oğlan? Çiftliğe mi saklandı acaba? Babama söyle, kaçacağız demişti. Olmaz öyle şey. Dedemden kalma malımı toprağımı bırakıp da bir yere gidemem ben. Allah büyük söyletmeye bari bey. Öyle deme hatun. Nereye gidermişiz ki? İstanbul'a. Soyumuzun yarısı oraya göç etti zaten. Göçe izin yok artık. Hudutta delik deşik ederler adamı. Osman! Hilmi efendi! Haber kötü, aç kapıyı! Hilmi efendi! Gene misin? Dosya geldim bu sefer. Kötü bir haber var Hilmi efendi. Bir cinayet. Cinayet mi? Kim kimi vurmuş? Damadın olacak emin birini öldürdü. Tabancası cesedin yanında bulundu. Niçin? Kimi öldürmüş bizim emin? Oğlunu Hilmi efendi. Osman'ı. Oğlum! Osman'ım! Yalan! Yalan! Emin Osman'ı öldürmez! Yalan. Kardeş onlar! Osman'ın cesedi kapıda. Çık bak! Oğlum! Allah'ım! Allah'ım! Katil! Onu sen öldürdün! Onu sen öldürdün! Emin! Nazlı! Bir dakika, geliyorum sevgilim. Nazlım, hayırdır inşallah? Fena! Çok fena haber sevgilim! Abim! Abini vurdular! Ne diyorsun Nazlı? Anlatsana! Anlatacağım Emin! Vakit az zaten! Belki de peşimizdeler! Yoksa gene mi Kiril? Gene Kiril! Demek böyle oldu sevgilim. Böyle oldu Emin. Bir taşla iki kuş vuracak. Ağamı yok etti, seni de onun katili diye hapse attıracak. Evet, anlıyorum. Anam İstanbul'a kaçalım diyor. İyi diyor anam. Türkiye yaşamak kalmadı artık buralarda. Seni almaya geliyorlar. Emin, kaçalım. Kaçamayız, gel. Kaçalım. Kaçamayız. Tek yol var. Onlar atlı, biz yaya. Yolda yakalanırız. En iyisi burası. Gitsinler, bağ evinde saklanırız. Yürü! Emin bak! Yürü! Yürü! Alçak herif. Çocuklardan alıyor öcünü. Emin! Tamam artık, dayanamam! Ya buradan giderim, ya da oğlumun yanına gönderirsin beni! Nasıl gideriz hatunum? Dağ gibi oğlumu yıktılar, şimdi sıra kızımda! Kızımı da alacaklar elimden, dayanamam! Gidelim, evlatlarım için verdiğim sütü hakkımı helal etmem sana! Gidelim buradan! Taşı toprağa doğru batsın, gidelim! Topumuzu vursunlar ama gidelim, ne olur gidelim. Pekala hatun. Şimdi gider Salih Efendi ile konuşur. Hayrola Hilmi Efendi? Gizli bir hacetim var Salih Efendi. Ya. Buyur, buyur. Ziyade olsun.
Ne diyorsun Salih Efendi? Vallahi İlmi Efendi, bu zamanda hududu aşıp buradan kaçmak zor. Çok zor. Yarı ölüm demek bu. Biliyorum ama senin bazı... Canım zor dedikse olmaz demedik ha. Para her şeyi halleder. Atlı devriye çavuşuna bunu gösterdin mi, müfreziyi bu yoldan alır, bu yola koyar o gece. Bilirsin iki yol vardır zaten. Sonrası kolay. Hududa vardı mı 2-3 asker o kadar. Ne olursa senden olur Salih Efendi. Dedim ya, bundan haber versen. Şimdilik al sana 50 Ferdinand. Silahınız var mı? Yok. Bende o da var. Ne olur ne olmaz şimdi git hazırlan. Ben size haber veririm. Hay Allah razı olsun. Hadi eyvallah. Demek kaçacaklar. Mükemmel. Ne verdi sana bunun için? 50 Ferdinand. Al sana 100 de benden. Bravo Salih Efendi. Kiril Çorbacı, ben iyi bir vatandaşım. Öyle kaçmaları falan alet olmam. Bu sefer olacaksın. Ha? Bu sefer olacaksın. Bilirsin, iki yol var. Onları soldaki yola süreceksin. Sonra? Sonra hepsi avucumun içine düşüp orada ölecek. Kız ölmeyecek tabii. Soldaki yola. Soldaki yola, hadi marş. Ha, Salih Efendi. Dikkatli ol. Avlar elden giderse kabak senin başına patlar. Oo, yoksa benden şüphe mi ediyorsunuz Kiril Çorbacı? Hilmi Efendi çok zengindir. Para da çok tatlıdır, öyle değil mi? Öyle değil. Haber var mı bey? Haber iyi, çocuklarla görüştüm. Bağda saklılar, geçerken alacağız onları. Rabbime şükürler olsun. Her şeyimiz kalıyor. Ne diyorsun hatun? Tabii kalacak. Şu sandığın içine ne koyabilirsin? Bir de kuru canımız o kadar. Başka altınımız yok mu? Bir de şu kese. Üst tarafı dedelerimizden ne kaldıysa, çiftlik, çubuk, hepsini yabanın eline bırakıp gideceğiz. İşte böyle hatun. Canımız sağ olsun efendi. Allah kalan evladımızı bağışlasın. Amin, amin hatun, amin. Hatun, bunu da koy, hacı dayımın çubuğu. Aa, orada olmaz o, koynuma alırım ben. Bunu nasıl bırakırız hatun? Ninemin musaflığı. Ne bilirim efendim. Ağlama artık gelinim. Beni burada Osman'ımın yanında bıraksaydınız olmaz mıydı efendim babam? Gereksiz konuşma evlat. Nazlı neyse sende olsun bizim için. Amca, ben o Salih'e pek güvenemiyorum. Para verdim be evlat. Bilmem, hiç tutmam ben o adamı. Orası öyle ama bu işin erbabı o. Devriyeleri öteki yola sürecek. Parasının hepsini verdiniz mi? Yarısını. Kalanını huduttan çıkarken alacak. Hayırlısı. Vakit geliyor. Geliyor Kiril Çorbacı. Askerler arabayı durdurunca korkma. Yalandan seni de itecekler. Ya ötekiler? Arkadan vurulacak onlar. Hudutta hep öyle olmaz mı? Öyle olur Kiril Çorbacı. Bana bak. Gözünü dört aç. En ufak bir hata istemem.
Anladın mı? Tam vaktinde geldiniz. İşi sağlama aldın mı? Saatine bak sen, ben işimi bilirim. Soldan. Ne belli? Nasıl ne belli? Bu yol olduğu ne belli? Çavuşa para verdim, öbür yola sürdü atlı müfrezeyi. Müfreze atlı mıydı? Evet, atlıydı. O yola gittiklerinden emin misin? Eminim. Az önce geçtiler. Yalan söylüyorsun. Gözümle gördüm Emin Efendi. Yalan söylüyorsun. Bizi sattın alçak herif. Ne yapıyorsun Emin? Emin ne yapıyorsun? Bizi pusuya düşürecek amca. Bak, nal izleri. Kalleş. Emin! Amca sür arabayı, silah sesini duymuşlardır, çabuk! Yürüyün! Köpek seni! Kaçırdın onları! Hayır çorbacı, kaçırmadım! Hayır! Hayır çorbacı! Thank you.
Yaklaşıyorlar amca. Yakalandık, atlar şatlayacak evlat. Biraz gayret edin, ben onları oyalamaya çalışırım. Siz doğru ududa, hadi çabuk! Olur, olur. Sana bırakırsan kendini yok bil. Kalmıştı. Şuradan öte Türkiye'ydi ama kısmet değilmiş İlmi Efendi. Ne edeceksin et, laf aracık yok. İlmi Efendi, öyleyse tek laf, kızı burada bırakırsan hepinizi koy veririm gidersiniz. Hayır. Yoksa topunuzun sonu, cevap verin İlmi Efendi. Hayır. Öz düşmanı, hayır. Çıfırt! Yavrum! Hayır, yapma, yapma! Binin arabaya, gitmezseniz vururum kızı. Önce beni vur. Üçe kadar sayacağım. Bir, iki... O da Osman'ımı arkadan vurmuştu. Durmayın, hadi arabaya! Allah'ım bayrak! Evlat, burası Türk toprağı mı? Türk toprağı dayı. Şükürler olsun. Allah'ım sana çok şükür. Allah'ım sana çok şükür. Allah'ım sana binlerce şükür. Allah'ım çok şükürler olsun Allah'ım. Buyur bey. Sağ ol. Kardeşlik çorbamıza el sürmedin. Baksana çay getiriverdim. Eksik olma kardeşim. Hiç haber var mı? Gececi devriyeler döndüler. Çavuşta bir haber olmalı. Belki başka taraftan kaçıp kurtulmuştur.
Ne haber çavuşum? Devriyelere bakılacak olursa vuruşmalarda ağır yaralanmış. Ölmüş mü? Vuruldu, ele geçtiyse sağ komazlar. Dayiler dayiler viran dayiler, yüzüm güler kalbim ağlar, aramızda kal... Kesme Yunus zırıltıyı! Peki anladık, kestik be reis. Ne var anladık, sustuk canım anladık. Baygın! Ağır yaralı. Doktor bak şuna. Peki reis. İki kurşun yemiş. İkisi de duruyor. Biri kolaydı ama öteki çok içeride. Çıkarabilir misin? Burası hastane değil. Hem kurtarılması lazım mı değil mi ne belli? Doğru reis. Ya bizden değilse? Ya iyi olunca engel olursa? He? Vururuz reis. İş işten geçtikten sonra mı? Doğru. Bırakalım ölsün. Ölsün ölsün, rahat eder. Reis, bir Türk bu. Müslüman, bizden. Üstelik bir de yavuklusu var. Bak, nişan çevresi. Ya bize uymazsa, ya bunca emeğimizi, işimizi bozarsa? Suyumuza da ortak olacak. Bana bakın, 2 yıldır tırnaklarımız döküldü, iflahımız kesildi. Bu herif için tehlikeye giremeyiz, boğuverelim gitsin. Kendi haline bırakalım. Öteki dünyanın yolunu yalnız başına da bulur. Sen ne diyorsun doktor? Doktor çıkmadım ama ne de olsa doktor sayılırım. Sayılırsın. Benim işim can kurtarmak. Zindanda bile mi? Zindanda bile. Hele bir Müslüman can çekişirken elimi kolumu bağlayıp duramam ben. Üstelik bekleyeni de var. İzin ver elimden geleni yapayım. Ya iyi olunca bize uymazsa? Gebertiriz. Gebertiriz. Onu o zaman düşünürüz. Pekala, ne yapabilirsin? Yaralardan biri hafif. Ama ikinci kurşun çok derinde. Elimde bir makas bile yok. Kurşunları çıkarırsan kurtulur mu? Onu da bilmem. Pekala, ne lazım sana? Keskin bir bıçak, biraz temiz bez, su, zeytinyağı... ...bir de bunları kaynatmak için ocak. Gardiyanın birini kandırırız bunlar için. Yap bakalım ne yapacaksan. Çok iyi adamsın reis. Lah! Fitil yapmak için temizce bir bez olsaydı. Bu olur mu acaba? Unutmuştum, bu var. Nişan çevresi. Al ortasını oy, kenarları kaybetmeyelim. Peki, olur. Ver bıçağı. Thank you.
tutun. Bu hangisi? Bu kolaydaki. Hiç çırpınmadı. Öldü mü yoksa? Kendinde değil. Susun. Bastırın. Ne zaman iyi olurmuş bu? 48 saate kadar ya ölür ya da kefeni yırtar. Sonra? Sonrası Allah'a kalmış. Ya iyice kızdı mı? Patlıcan kızartacak kadar. Niye o kadar sıcak? Yaraları dağlamak için alkol yerine. Yoksa kangren olur. Çok acır mı? Yo, dene istersen. Susun. Çıkaramayacağım. Kalbe çok yakın. E'si bu. İçeride kalacak. Gerisi Allah'tan. Ver yağı. Nazlı! Nazlı! Emin! Emin! Nazlı! Ne oldun yavrum? Al iç şunu. Ne oldu? Rüyamda Emin'i gördüm yenge. Kanlar içindeydi. Canım yavrum, üzülme. Ne korkunç işkence bu. Öldü mü, kaldı mı? Onu bile bilmiyorum. Allah'tan ümit kesilmez yavrum. Yenge, o öldüyse ben de ölürüm. Sus Nazlı. Bak ben ölebildim mi? Hadi, hadi ninem. Uyumaya gayret et. Ben seni beklerim. Sen yat yenge. Benim gözüme uyku girmez artık. Allah'ım çok şükür sana. Ezan sesi. O Türko da ülmemiş, nader? Ülmemiş çünkü var onda Türko yürek. Türko yürek. Kefeni yırttı galiba, ha? Yırttı. Ha? Nazlı. Nazlı. Ayılıyor. Ayılıyor. Kıpırdama, yaralısın. Neredeyim? Kimsiniz siz? Burası Veliko Turnava Zindanı. Biz de 5 tane malın gözüyüz. Su. Su. Ah, biraz süt bulabilsek. Atla benim çiftliğe git. Kahya'ya söyle süt göndersin. Gevezelenme be deli. Buluruz çaresini onun da. Hadi, hadi uyan.
bakalım. Ötekiler nerede? Gündüzleri taş kırarız. Beni idare ediyor gardiyan. Hepsi Türk mü? Hepsi. Reis dediğimiz eski bir zabit, komitacı. Bulgarlar oymuşlar gözünü. Pomakale de komitacıdır. Suçları? Türk olmak. Ben İstanbul'da askeri tıp yeni son sınıfındaydım. Buraya geldim. Nişanlımı ailesiyle kaçırmak istedim. Çevirdiler bizi. Hepsi öldü. Nişanlım kucağımda can verdi. Beni de attılar buraya. O öksüren veren mi? Jandarma çavuşu karısına sataşmış. O da parçalamış herifi. Peki ya öteki? Deli Yunus. Açmış bir tavuk çalmış. Tavuk hatırlı bir Bulgarınmış. Karakolda öldüresiye dövmüşler fakiri. Delinin de ayranı kabarmış, polisleri atmış pencereden aşağı. Sahiden deli midir? Gördüğün kadar. Bak sakladım bunu. Kumaşı da yarana sargı oldu. Ne olduğunu bilirim. Benimki de yapmıştı bana. Uğur getirmezmiş. Top sesi mi? Evet. Benim takvimimdir. Her 6 ayda top atarlar. Kral tahta çıktığı gün bir de yoğurtuda. Ben de tarih düşerim. Hesapça 4 yıl olmuş. O bıçağı nereden buldun? Bulduk işte. Bunu gördüğünü reis duymasın, olur mu? Tabii. Biraz kalkıp şöyle dolaşsam olmaz mı? Hem de çok iyi olur. Gel. Hadi gel. Çizmeler mi olacaktı? Onlar gitti. Sütün hatırı için kurban verdik onları. Kime? Gardiyana. Ha. Nazlı. Evet yenge. Çay hazır gülüm, seni bekliyoruz. Ben inmesem olmaz mı yenge? Hiç olur mu yavrucuğum? Hadi. Hadi. Thank you.
Yaman kolların var Yunus. Sen de alışırsın zamanla. Hem ben bu işin kolayını buldum. Beni döven bir komiser vardı, kafasına bu taşlar gibi caz şablaktı böyle. Şimdi gözümün önüne herifin kellesini getiriyorum. Al sana pezevenk! Al sana pezevenk! Al sana pezevenk! Al sana pezevenk! Reis, öldürecek oğlanı! Dayanamıyorum! Gidip boğacağım! Sus! Ulan! Fena! Ali, iş başına! İş başına dedim! Sen gel yanıma! Bana bak evlat! Senden gizli işimiz yok artık! Anladın ya işi! Anladım. Dilini tutacaksın, bize yardım edeceksin, değil mi? Hem de nasıl reis? 2 yıl oluyor başlayalı. Daha ne kadar sürer bilinmez ama sonunda kurtulacağız. Geceleri çalışır çıkan molozu gündüz atarız. Kayalar sert, kolay olmuyor. İğneyle kuyu kazmak. İğneyle kuyu kazmak. İğneyle kuyu kazmak. Hayrola? Konsolosluğa uğradık efendi baba. Emin için istida vermiştik. O zalimlerin kendilerinden ne hayır var ki konsoloslarından olsun, kem keme dondum ha! Hariciye nazırınıza başvurun diyorlar. Ha kızım ha! Kadere rıza gösterip otur artık, başka çare yok, takdir değişmez! Onu düşmanın eline bırakıp kaçmasaydık takdir değişirdi baba. Allah Allah! Kalıp da canımızı mı versiydik, hem kendi istedi kızım? Bizim için istedi, bizim için öldü. Esfanallah! Nazlı, Nazlı ne oldun yavrum? Bilmem, gözüm karardı. Gel, gel içeri. Nane limon kaynattım, midesindendir belki. Uyudu, dinlensin. Allah'ım, nedir bu başımıza gelen? Bu dert yiyecek kızımı. Unutamıyor anacığım. Ben unutabildim mi ki? Ben de unutamadım kızım ama Müslümanız. Tevekkül lazım. Allah'ım, hayırlı bir kısmet çıksa da kurtarsa kızımı. Nazlı hiç evlenir mi hanım anne? Aklı orada kaldı onun. Senede bir gün, senede bir gün. Bu bizim şarkımızdı doktor. Bizim de. Bu bütün sevenlerin şarkısıdır. Senede bir gün. Ben artık senede bir gün bile göremeyeceğim onu. Belki ben de. Söyle. Sevgililerimiz için söyle. Gönlümde açmadan solan bir gülsün. Her zaman gamlıyım, her zaman üzgün. Gönlümde açmadan solan bir gülsün.
her zaman gamlıyım, her zaman üzgün. Beklerim yolunu, aylar boyunca. Yeter ki gel bana, senede bir gün, senede bir gün. Beklerim yolunu, aylar boyunca. Yeter ki gel bana, senede bir gün, senede bir gün. Ağrısın saçlarım, solsun yanağın, adını anmaktan yansın dudağım. Ağrısın saçlarım, solsun yanağın, adını anmaktan yansın dudağım. Bu aşka canımı adayacağım. Yeter ki gel bana, senede bir gün, senede bir gün. Ağrısın saçların, solsun yanağın, adını anmaktan yansın dudağın. Bu aşka canımı adayacağım. Yeter ki gel bana, senede bir gün, senede bir gün. Allah bereket versin. Yeah. Bir dakika efendim. Nazır Paşa'ya takdim edeyim efendim. Acaba kabul edecek mi bizi? Etmesi lazım. Kartın sahibi Nazır'ın yakın arkadaşıymış. İstida yanında mı? Olmaz olur mu hiç? Yenge, bir haber alabilecek miyiz acaba? İnşallah Nazır. Nazır Paşa istidanızı görmek istiyorlar. Buyurun. Teşekkür ederim. Nazır Hazretleri içerideler mi? Evet efendim, sizi bekliyorlar. Çağırın o küçük hanımı buraya. Baş üstüne paşa. Hazin bir hikaye paşa. Kızcağız hudutta nişanlısını kaybetmiş. Ölü diri Allah rızası için bir haber diye feryat ediyor. İki senedir haber alamamış. Hangi hudut paşam? Bulgaristan. Kaynıyor oraları.
Buyurun kızım. İstidanızı okudum. Başınızdan geçenler beni şahsen dilgir etti. Nişanlınızdan bir haber alınması için bizzat meşgul olup oradaki maslahat güzarımıza evamir-i lazımeyi irsal edeceğim. Çok teşekkür ederim efendim. Siz 2 ay sonra tekrar bana geliniz. Katip bey benimle temasınızı temin ederler. Herhalde ve inşallah müsbet bir haber alırız. Tekrar teşekkür ederim efendim. Müsaadenizle. Pek de güzel yavrucak. Müsaadenizle. Akşama beklerim. Tasdik edeceğim efendim. Yavaş yürü yenge. Çok heyecanlandım. Nefes nefesiyim. İstersen oturalım dinlen biraz. Fena olmaz. Tut beni. Ne oldu Nazlım? Geçmiş olsun. Ne oldu efendim? Bilmem, fenalaştı aniden. Bir fayton olsa. Korkmayın, ben tabibim. Burada dinlensin. Kıpırdatmayın. Arabam kapıda. Bekleyin lütfen. Olur. Daha iyisiniz ya. Şimdilik yerinizden kıpırdamak yok. Ben deyinceye kadar. Olmaz mı? Peki doktor. Odayı daima havalandırın lütfen. Şimdi uyuyabilirse çok iyi olur. Paşam, nesi var kızımın? 2 sene evvel bir kere daha böyle olmuştu. Zafiyet dediler. Yanılmışlar efendim. Bütün arazi ile kalp yetersizliği bu. Kalp? Ama daha çok genç. Öyle efendim. Kahırdan oldu yavrum, bilseniz neler. Biliyorum efendim, Nazır'ın yanındaydım. Bunlar hemen yapılsın. Sureti istimalini tarif edeceğim. Ansızın lazım olursam... telefon var mı? Yok ama zaten yeni eve geçeceğiz. İcab ederse alır babası. Çok iyi olur. Müsaadenizle efendim. Güle güle efendim. Dayılar dayılar bir anda. Yoruldun mu? Ali, sen geç. Olacak mı dersin reis? Olduracağız. Deli Urgan örmesini biliyor. Ya, işte mosturası. Bak. 50 metre olacak bunun gibi. Bir aşağı sarkacağız uçurumdan. Çekecek mi bizi dersin? Kopuncaya kadar çeker tabii. Hele o günleri görelim de kopsun isterse. Hesapça tünelin 1/4'üne geldik. Sefa geldik, hoş geldik. Ne kaldı şu kadar? 1 sene belki. Ne var ki canım? Ölme işim, ölme yoncalar bitsin. Alo, bir dakika efendim. Size küçük hanım, doktor baylarmış. Buyurun. Rahatsız ettim efendim.
Nasılsınız? Mükemmel. Nazlı Hanım, ziyaret günüm değil ama izin verirseniz Çamlıca'ya kadar uzanıp bir çayınızı içmek istiyorum. Tabii efendim. Memnun oluruz. Buyurun, bekleriz. Doktor Fuat Bey gelecekmiş. Müsaade istedi. Ne kadar nazik adam. Her zaman geldiği halde yine de müsaade istiyor. Sizi çok iyi buldum. Babanız bu evi almakla iyi etti. Temiz hava sizin için en büyük bir deva. Ama üşümeyesiniz. Yo. Haberim var demiştiniz. Evet, bir vazifeyi yerine getirmem lazım. Bu belki de doktorunuz olmam dışında bir şey. Ama beni merakta bırakıyorsunuz. Bu haberi size getirmeyi kendim için bir talihsizlik addediyorum. Yoksa... Sakin olunuz. Sofya'dan mektup gelmiş, maslahat güzarda. Evet. Heyecanlanmayın. Bana ne demiştiniz? Kara haber de olsa razıyım artık. Yeter ki bir haber olsun dememiş miydiniz? Affedin. Çok üzüleceğinizi biliyordum. Fakat... Rica ederim. Çok iyisiniz siz. Bu benim alın yazım. Nazlı Hanım, rahatsız olduğunuzu unutmayın. Yapmayın. Sizi sevenleri, sizi çok sevenleri düşünün. Yani... annenizi, babanızı düşünün demek istedim. Ben kolayını buldum taş taşımanın. Hani beni döven komiser var ya, o koca gavurun tabutunu taşıyormuşum diye kuruyorum kendim. Bu taşlar kuş gibi geliyor bana. Lütfullah kardeşim. Kalk diyorum sana. Dur. Vurma. Neden? Ölüler dövülmez de ondan. Bu! Hadi gelin götürün şunu. Bırakın. Dayler dayler bir an, dayler. Artık tamam mı reis? Koca Yunus, aramızda en ağır sensin. Koparsa senden kopar bu. Evelallah, hiçbir şey olmaz reis. Susuzluktan gebericiğim. Avucunu yala, su bana lazım. Kısmet olur çıkarsak deli çayın bütün sularını içeceğim sanki. Yoruldun mu? Değil reis. Kayalar elimi yırttı da. Hepsi bitecek yakında. Ne güzel oturuyorduk şurada. Kaçıp da ne olacak yani? Koca deli. Herkesin gidecek yeri var. Ama benim kimsem yok. Var Yunus, senin de bir abin var artık. Seni bırakmam ben. Kim geldi? Doktor. Günü ya bugün. Ne düşündün efendi? Her zaman düşündüğümü. Şu kızı doktorla baş göz etmeyi. Nerede o günler? Ama doktor kızımızı istemedi ki efendi. Ben istetirim. Üstüme iyilik sağlık, biz kız tarafıyız bey. Senin nene lazım. Her şeyin bir yolu yordamı var. Kızım, doktor beye söyle hemen gitmesin. Kendisiyle biraz görüşeceğim. Sabah şerifler hayırlı olsun efendim. Eyvallah, eyvallah doktor. Otur az dertleşelim. Bir kahve? Acelem var efendim. O halde ben de kısa keseyim.
Kız hakkında soracaktım sana. Nazlı Hanım nispeten iyiler maşallah. Ama daima ihtimam ister. Üstüne bastım meselenin doktor. Benim de derdim oydu. Açıkçası kıza iyi bir kısmet var. Her baba evladının mürüvvetini görmek ister. Demek isterim ki rahatsızlığı evlenmesine mani midir? Öyle nazik bir sual ki bu. Nazlı Hanım ağır hasta sayılmaz. Ama itinaya, hırpalanmamaya muhtaç bir bünyede. Vaziyetinin iyiye veya kötüye gitmesi, müstakbel kocasının davranışına çok bağlı. Anlatabiliyor muyum? Çok nazik bir çiçek, yerini havasını bulamadığı zaman nasıl solup giderse, böyle bir kız da... Ben izin istesem. Pekala doktor, gene konuşuruz bunu. Reis, reis, tamam reis, tamam! Kendine gel! Reis, demirle ittim, bir taş yuvarlandı boşluğa. Ne, bu kadar bir delik açıldı. Göğü gördüm, suları gördüm uzaktan. Ali evladım, kendine gel! Evlatlar, panik yok! Bundan daha zor iş var önümüzde. Aşağısı 40-50 metre uçurum. İnerken düşmek var, vurulmak var. İnsek bile takip var, hele köpekler. Allah hepimize yardım etsin. Dua edin. Allah'ım, kurtar bizi, Allah'ım, Allah'ım! Ya Rabbi, sen bize yardımcı ol. Hadi koca Yunus, davran bakalım. Davranayım reis, davranayım. Önce kim sarkacak reis? Ben! Bu musibet benim işim. Koparsa bende kopsun inşallah. Hadi birer birer, hadi! Hadi bakayım. Hadi! Hadi doktor! Hadi oğlum Ali, hadi! Toprak sür, kaymasın. Hakkını helal et reis. Haydi bakalım koca Yunus. Bakarsın, buluşuruz. Öbür tarafta buluşuruz, belli olmaz. Gel. Uş. Amma da yüksek. Bana bak ulan, koparsan ananı ağlatırım vallahi, ananı. Thank you.
abinin yaptı mı Urgan? Yavaş. Peki. Ay. Benim sebep değil mi? Dilin ipiyle kuyuya inilir mi? Çabuk, kaç buradan! Reis bırakmam seni, ben de kalırım burada. Emrediyorum, kaçın buradan, emrediyorum! Allah! Bırakın beni, bırakın! Bırakın beni! Hafif çarpıntınız var. Ne oldunuz gene? Bilmiyorum Fatih Bey. Ben biliyorum Nazlı Hanım. Babanızın sizi evlendirmekte ısrar edişine üzülüyorsunuz. Alakadar değilim bununla. Ben alakadarım Nazlı Hanım. Hem de yalnız doktorunuz olduğum için değil. Bana bakın. Bakışlarınızdan cesaret almaya muhtaçım bugün. Söyleyeceklerim için bana yardım edin. Hastalığınız evlenmenize mani değil. Fakat eşiniz olacak insan sizi karşılıksız sevmeli. Sizden ona veremeyeceğiniz şeyleri beklememelidir. Benim başka bir erkeğe verilecek hiçbir şeyim yok Fatih Bey. Fakat hasta ve yaralı bir kalbim var. O da ona ait biliyorum. Hissinize büyük hürmet ediyorum. Çok iyisiniz Fatih Bey. Hayatımı size borçluyum. Benim de size borçlu olduğum çok şeyler var Nazlı. Sizin yanınızda saadetin en yücesini buldum daima. Bunu kaybetmemi istemezsiniz değil mi? Bana elinizi uzatmanızı istiyorum Nazlı. Sadece sizin yanınızda olmak, havanızda yaşamak yetecek bana. Biraz fazla bir fedakarlık olmaz mı bu? O da sevdiğinizde fedakarlık yapmadı mı? Hayatını vermedi mi sizin için? Ben kendimi vermişim. Çok mu? Evet ama onunki bir anlık ölüm, bir anlık acıydı. Ben size ömür boyunca acı vereceğim. Her gün kendinizden bir şey feda edeceksiniz hastanız için. Hastam için değil Nazlı. Sevgilim için. Eşim için. İçten bir başkasına ait olduğumu bile bile mi? Evet. Her şeyi bile bile. Bu kadar fedakarlığa değer mi Fatih Bey? Sizin için az bile Nazlı Hanım. Damat alıp gelecekti. Eli kulağındadır. Neredeyse gelir. Bozdurdun mu? Bozdurdum efendim. Hoca efendi geldi. Hay, gidip bakayım.
geldiniz efendim, hoş geldiniz. Bir şey mi istedin, birisini mi aradın? Yanbollu Hilmi Efendi buralarda oturuyormuş. Evet, burası Hilmi Beyefendinin konağıdır. Kendisini görebilir miyim? Memleketlisiyim. Buyurun. Hadi artık. Yüzün gülsün biraz. Üzgün durmak yakışmaz gelinlere. Gelin. Bu elbiseyi böyle mi giyecektim ben yenge? Yapma. Bugün olsun unut. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Hadi yavrum, hepsi geldiler. Hoca efendiyi bekletmeyelim. Hadi canım. Hadi. Hadi yavrum. Ne? Kim dedin, kim? Yanbolu'dan Emin diyor. O, nerede? İşte orada, bahçede. Onu şeye, senin odana al, beklet, geliyorum. Baş üstüne. Bismillahirrahmanirrahim. Buyur otur. Beyefendi az sonra gelecek. Şaban abi, telaşın var senin. Yok bir şey küçük hanım. Var, var. Efendi babam ne dedi de koştun odana? Vallahi gelin hanım, ben de anlamadım. Yabancı bir misafir geldi, bey içeri sokmadı. Odana götür dedi. Kimmiş? Yanbolu'dan gelirmiş. Adı Emin. Ne? Emin? Emin! Emin! Zeynep! Emin sen misin? Sen yaşıyor musun? Biz seni öldü biliyorduk Emin. Allah korudu Zeynep. Nazlım, Nazlım nerede? Nazlı! Emin dur, bekle burada, bekle bizi! Teşekkür ederim efendim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Çok yaşa oğlum. Sağ olun efendim. Berhudar ol evladım, Allah bir yastıkta koca. Emin burada! Sus! Biliyorum, gidip konuşurum ben. Emin, sen miydin evlat? Hoş gelmişsin. Tabir caizse hayırlı bir günde geldin. Otur, otur da konuşalım. İki erkek daha kolay anlaşırız biz. Söyle bakalım, iyisin ya inşallah. Gördüğünüz gibi amcacığım. Maşallah ya. Efendi nereye kayboldu kızım? Sormayın başımıza geleni, anlatırım sonra. Kısmet Emin, kaderin önüne geçilmez. Bana da hak ver. Seni öldü biliyorduk. Çok da iyi bir kısmeti çıkınca. Anlıyorum.
Senin şimdi gelmişi geçmişi unutup kendi işine bakman lazım. Burası bizim oralara benzemez. Bir iş tuttun mu bari? Daha dün geldim. Sana yardım ederim, iş güç sahibi olursun. Elin para tutunca iyi bir kız alırsın, çoluk çocuğa karışırsın. Seni Edirne'deki mağazama göndereyim, ister misin? Kimseden hiçbir isteğim yok efendim. İzin verirseniz gideyim artık. Dur Emin. Nazlı'nın mesut olmasını istersin. Hem de bütün kalbimle. Zeynep geldiğini biliyor senin. Kadınların dili durmaz, Nazlı da öğrenirse geldiğini. Hiç merak etmeyin amcacığım. Geldiğim gibi gideceğim. Bir daha da izime rastlanmayacak buralarda. Hakkınızı helal edin. Emin evladım, paran yoktur senin. İzin ver de. Allah'a ısmarladık. Emin! Bugün mü geldin Emin? Hayır Nazlı, dün geldim. Dün akşam. Gördün mü olanları Emin? Senden hiç haber alamadık. Çok bekledim seni Emin. Her yerde seni aradım. Yorma kendini Nazlı. Her şeyi biliyorum. Beni öldü zannetmişsiniz. Hamdolsun hayattayım. Çok iyiyim. Seni de iyi bulduğuma sevindim. Emin. İstanbul'a işim düştü, size de uğradım. İyi de bir güne gelmişim ama yol hali. Üstüm başım iyi değil. Seni tebrik etmeye giremedim içeri. Emin, Emin böyle konuşmayalım birbirimizle. Çektiklerimi, ne halde olduğumu bilsen bağışlarsın beni. Bağışlanacak bir şey yok ortada Nazlım. Elbette evlenecektin. Hayatından ümit kesmiştik Emin. Öyleydi Nazlı. Allah yardım etti, kurtuldum. Zamanla kendime geldim. Memlekette toprak aldım, ev bark edindim. Çok iyiyim şimdi. Evet. İki de çocuğum var. Emin, yüzüme bak. Gözlerimin içine bak Emin. Bütün bunlar doğru mu? Yalvarıyorum, hakikati söyle bana. Doğru mu? Yalvarırım, ne olur bunların yalan olduğunu söyle. Ne olur söyle. Yalan Nazlım. Hepsi yalan. Emin. Çok çektim. O müthiş zindan hayatına bir gün sana kavuşmak üzere göğüs gerdim. Orada bir arkadaşım vardı Nazlım. Beni ölümden o kurtardı. Bir gün bana nişanlıya çevre vermek uğur getirmez demişti. Yaralarım onunla sarmış. Bunu sana geri vereyim. Bir de şu gördüğün kurşun, beni yaralayan iki kurşundan biri. Al, sana düğün hediyem olsun. İkincisi göğsümde saplı kaldı. Aşkım gibi o da çıkmadı içimden. Emin, Emin! Yok, ağlama Nazlım. Seni buldum, seni gördüm ya. Artık ölsem de gam yemem. Yeter ki mesut ol sen. Emin, neşe, saadet artık ebediyen uzak benden. Şu elbiseyi giydim ama gelin olamadım ben. Gelin. En güzel şey, çocukluğumdan beri gelin olup delli duvamla, beyaz esbabımla sana gelmek isterdim ben. Sus. O mu? Gitmeliyim Nazlım. Burada daha fazla durmaya hakkım yok benim. Emin! Emin! Allah yardımcımız olsun Nazlı. Emin! Bir gün gelir de beni burada bulamazsan, bil ki ölmüşümdür Nazlım. Bir gün gelir de seni burada bulamazsam, bil ki ölürüm Emin.
Thank you.